İbn Kesir tefsirini okurken Hasan Basri'nin "Para bozanlar faiz yiyenlerdir" sözüyle karşılaştım. Bu sözden hareketle döviz bozdururken makas aralığı dediğimiz fark faiz midir? Mesela 30 TL olan dövizi 29,5 TL'den bozuyorlar. Bu faiz midir? Şimdi tabii onun anlatılması çok uzun sürer. Burada bir insan iki farklı parayı peşin eğer değiştiriyorsa burada faiz söz konusu değil. Ama mesela şöyle düşünün. Gidin bir yere, adamla bir anlaşma yapın bir dövizciyle. Bana 300 bin lira para ver. 10 bin dolar ediyor. Tamam, ben sana işte falanca zamanda 12 bin dolar vereceğim dediğin zaman bu faiz olur. Ama peşin, yani bunu anlatmak kolay değil ama ayrıntısını görmek isteyenler sitede Ticaret ve Faiz kitabımızın ilgili bölümünü okurlarsa orada görürler. Yani para alım satımı vadeliye dönüştürülürse, para alım satımında vade devreye girdiği zaman çok rahatlıkla faize alet edilebilir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki faize girmenizden korkuyorum. Alet edilebilir. Ama birisine vadeli borç vermek ya da hemen anında dövizi bozdurmak, şu kadar TL verip şu kadar döviz alıyorsun, şu kadar avro verip şu kadar dolar alıyorsun. Bu alım satımlar peşinse burada faizin herhangi bir şekilde söz konusu olması mümkün değil.